Vay be, bitti be. Bak bak oğlum, adam şeyli şeyli biliyor. Seko. Ne biçim hareketler onlar? Sen misin bana vuran? Ben vuramadım ki sana. Ah ah, öleceğim öleceğim. Geldi, geldi atlar kat, geldi. Ben şimdi bunu takacağım, nasıl takacağım ben bunu? Al, asıl futbol oyunu. Lan! Arcade makinesinde PlayStation ilk olabilir. Selam, ben Uras. Arkadaşlar bugün gerçekten bir oyun tarihçesinin içinde bulacağız kendimizi. Benim çocukluğumun arcade makinesi, ilk oyun konsolları PlayStation 5'e karşı. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Bunu tamamen ben kendim yaptırdım. Ama yaptırma hikayesi bile bir enteresandı. Önce mesela gittik ekran bulmaya. Hadi başlayalım. Bu arada monitörü de halletmemiz lazım. Şu olur mu? Ne diyorsun? Yoksa televizyon alalım mı? Bu curve abi. Tam ters curve olması lazım. Şu var. Evet. Küçük abi. Normalde ölçtük aslında 66 santime falan denk geliyor ya. Ha. Bu gene bir tık küçük kalıyor ama hiçbir şey bulamazsak bunu... Bunu kullanacağız. İyi tamam, hadi gidelim o zaman abi. Şu ikinci el televizyonculardan falan bakalım bir televizyon. Şimdi şurada bir ikinci el televizyon tamircisi biliyorum arkadaşlar. Daha önce araba lastiği değiştirirken karşıma çıkmıştı. Hatta dev mercek var ya Seko, onu oradan almıştım. Bir bakalım, orada belki bir şeyler buluruz. Seko 750 lira istiyor, 82 ekrana bir tane. Zaten çok büyük. Yani hem bütçe fazla hem ekranın kendisi büyük. Bizim 60 santimi geçmeyen bir şey bulmamız lazım. Olmazsa ofistekilerle idare edeceğiz. Vallahi her şey oldu ya. Yani eksik bir yer kalmadı. Altı, şu kısım, şurası. Şimdi bunu marangoza gönderelim. O da bir incelesin. Ondan sonra gidip keselim, yapalım. Daha challenge var bu işin. Oyunu var. Evet, geldik bakalım şeye. Neresi burası? Keresteciler sitesindeyiz. Bildiğin marangozhane. Bunu yaptıracağız arkadaşlar. Her şeyimiz hazır. Santim santim, ilmek ilmek işledik. Ama önce bir üstümü çıkartayım. Yardımcı olacağım çünkü yaparken. Anam, oğlum sıcacık lan. Hadi dur, ama buradan da ayrılmak istemiyorum. Gidelim şunu bir yapalım mı ya? Gidelim şunu yapalım. Var mı buna uygun kesebileceğimiz, başlayabileceğimiz bir şey abi? Şunlardan yapabiliriz. Rengi ha, bak, de olur. Uygunsa. Böyle uygun uygun olabilir. Zaten üstünü bir boya atacağız sonra. Bir arkadaşımız boyayacak bunun üstünü. Tamam. 77'ye 65 olacak abi. Evet. Allah. Evet. Şu elinizi şöyle yaparsanız bakın. Hı-hı. Şöyle hem içmiş olursunuz. Ha, anladım. Hem de kendimizi koruruz. Devam devam devam. Allah. Seko kestim onu, buna eve almam lazım. Tabii. Bak burayı becerememişim. Burada bir kaydırmışım. Daha yeni olduğunuz için. Değil mi? Hayatımda ilk defa yaptım. Tabii alışacaksınız. Alıştıkça yapabilirsiniz. Sekon var ya. Mükemmelsiniz. Usta işi. Bak, bir şeyler olmaya başladı. Allah. Kamil, ister misin? Ha? Bunu biz alalım Seko. Bunu biz yanımızda alalım. Çünkü Kamil'in sağ solu belli olmuyor. Alıyoruz. Tamam. Vay be bak, jilet. Lisede biz bu makinelere ölüyorduk ya. Seko hatırlıyor musun? 10 kilometre yol koşuyorduk abi elimizde parça pizzayla. 10 dakika oynayıp aynı yolu geri koşuyorduk sonra. Bunu nasıl kurtarırız? Yanlış ölçmüşüz oğlum ya bunu. Bir santim fazla. Tahtayı genişleteceğimize Seko, daha cin fikir bir şey yapıyoruz. Aleti küçültüyoruz. Evet, cuk, Seko. Bitti. Çok mu sert vurdum? Bir daha öyle vurmayayım, tamam mı? Çok uğraştık. Burayı kapattık. Niye kapattık? Çık oğlum dışarı. Çık bakalım. Gel gel oğlum ya. Oyun ediyorum. Doğukan. Kardeşim benim, ne yapıyorsun? İyi abi, sen ne yapıyorsun? İyi. YouTube'un grafiti sanatçısı. Eyvallah, teşekkür ederim efendim. Twitch yapıyorsun son zamanlarda. Twitch de var şu an. Aşağı koyalım, Twitch yapıştıralım. Ay çok sevinirim, gelin. Gerçekten az zamanımız var. Okey abi, Doğukan, yani. 15-20 dakikada çözmen lazım. Çözeceğim. İşi. Hadi ellerin dert görmesin.
Vay be, bitti be. Oğlum çok güzel oldu lan. Eyvallah. Gerçekten eline sağlık her zamanki gibi. Şunu bir söksene. Hadi sökeyim. Evet abi. Gerçekten çok güzel oldu. Eline sağlık Doğukan'cığım. Ben teşekkür ederim. Bekleriz oynamayı her zaman. Geleceğim. Hadi yüklenelim götürelim bunu. Biraz tozları var. Bunları silelim. Asıl buraya bir şey gelecek. Onu bekliyorum şimdi. Yemek yemedik. Bir yemek yiyelim. Sonra başlasın oyun. Abi şimdi bekleyelim Sekom ışıkları. Kamil. Bu senin Kamil. Sekom. Bu senin. Oğuzhan'ım. Burger King'den söyledik. Patates falan seviyorum ya. Master Burger söyledik. İlk kez bu arada bunu söyledim. Zaten yeni çıkmış. Bir deneyeceğim. Ya, patates olayı beni bitiriyor. Çok seviyorum bu patatesleri. Sekom. Bu arada sence nasıl oldu Ali? Ben bayıldım abi, çok iyi. Değil mi? Yani vallahi değdi lan. 7 saattir ayakta duruyoruz ya. Ben iyi parmağı marmağı kesmedim. Ben gerçekten orada bir sıkıntı yaşarız diye bekliyordum, biliyor musun? Korktum kendimden çünkü biliyorum kendimi yani. Hamburger bu arada böyle yenir. Tersi öne gelecek. Oho. Peki gelince hangi oyunu oynayalım? Mortal Kombat'la başlayalım. Hmm. Evde falan yapıyoruz ya hamburger, yapmaya gerek yok yani. Adamlar çözmüş. Normalde beni tanıyorsun. Ne yerim ben Burger King'e gittiğimde? Burger. Artık bunu yerim ben sana söyleyeyim. Mantarlı falan çok güzelmiş lan. Oyun zamanı geldi mi? Hoş geldin. Nedir ya? Güzel olmamış mı? Ya aşırı iyi. Bir şey söyleyeceğim. Kızıma döndüm direkt. Sanat eseri yani. Doğukan yaptı muhteşem falan. Muhteşem oldu. Evet onu duydum zaten. Bayıldım. Oh Ömer. Ben çok uzam şu an bu konuya. Oğlum sen ne biçim mimarsın? Ne alakası var mimarlıkla? Sen ne biçim mimarsın? Batu burada. Ne yapıyorsun kardeşim? İyi abi senden ne haber? İyi ya ne yapıyorsun? Bursalı. Alıştık. İskender'in memleketi. İskender. Orada bir ihtilaf var. Serkan Uşaklı. İskender diyor ki Uşağı. Yok abi ya Bursalı'dır ya. Bizden olarak. İnandığım her şey yalan olmasın aynen şu an. Yalan olabilir. Bir babanlara sorayım. Birçoğunuz bunu ancak internette görmüşsünüzdür. Bizim Murat gibi. Ben yok gerçekte gördüm. Gördün tercih mi? Etmedim. Ha tercih etmemiş. Space Invaders olmasaydı sen bu YouTube işine başlayamazdın. Bu gaming sektörü Murat falan var ya bizim. Aha. Bu oyun sayesinde var. Neden biliyor musun? Çünkü böyle başladı değil mi? Puanlama ilk bu oyunla geldi. Ay bak bunu bilmiyordum. Bu sayede turnuvaları başladı bunun. Murat. Özür dilerim abi. Ben bu oyunu duydum, gördüm şeyde belgeselde. Aynen. Her şeyi başlatan oyun. Değil mi? En fazla puanı alan kazanır. Bunu ilk kez Space Invaders yaptı. Ah benimki çok zor baksana seninki. Ah ben yine öldüm. Evet sen öldün. Ama sen kazandın bak para evet, burada. Evet ben kazandım. Bu, mesela bu da bir şey. Ay dur çok heyecanlı. Böyle mi? Bu 1978'de Tomohiro Nishikado tarafından bulunmuş Murat. Sonra bu adam Amerika'ya bunu satıyor. Ondan sonra turnuvaları falan düzenleniyor. Bunun turnuvasını ilk kazanan bir kadın biliyor musun? Bir kız çocuğu daha doğrusu. Şimdi tabii 50-60 yaşında kadın. Geçenlerde röportajını dinledim. 38 saat oynamış bunu. Tek seferde mi? Kalkmadan 38 saat. Uzaylı mıydı bunlar? Tabii oluyordum herhalde oğlum. Uzaylının hası bunlar hası. İlk uzaylı bunlar Ömer. Ahtapotlar var ya şunlar. Adam böyle Japonya semalarına bakarken Ömer. Tokyo semalarına demiş buraya demiş bir uzaylı istilası olsa ahtapot gibi yaratıklar böyle böyle gelse böyle böyle gelse bu oyunu öyle yapmış. Yani bu ahtapot uzaylılar şu en tepelerdekiler o. Allah. Hangi birine vuracağız abi çok fazlalar yine ya, yendim bu arada. Ya çok acayip. Harbi yine kazandı lan adam şuna bak. Oğlum oyuncu moyuncu tanımam. 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 Gel buraya gel. Ben yenildim mi ne oldu? Yendin iki tane altın madalya. Ben yendim mi? Yendin geç ben, geç. Ben yenirim. Dana'nın kuyruğu kopuyor. Batu. Allah. Oğlum yendin beni üttün ama. Oğlum adam profesyonel oyuncu görüyor musun? Bizim Murat gibi değil. Murat ooo dandun. Street Fighter 2. En ünlüsü bu zaten. Tamam evet Street Fighter 2 olsun. Dur ama çok uzun zaman oldu. Ben şimdi biraz paslanmışımdır. Beklentiyi de yükseltmeyeyim yani. Yok şimdi. Artık zaten. Street Fighter 1987 yılında Ağustos ayında çıktı. Capcom tarafından. Tamam Capcom hala büyük. Japcom. Evet Japcom. Japcom senin aynen deyiminle Japcom. Ve daha sonra filmi çekildi. Bir Guile'ı kim oynadı biliyor musun? Van Damme. Oynar bu arada. Yakışır. Amerikan askeri. Ben şimdi bunun aslında aduketini biliyorum. Hemen yapma. Evet. Hemen yapma lütfen. Yapmamak için zor tutuyorum kendimi adukette. Yapma aduket yapma. Aha attı beni. Bunu da yaptım sana. Dur. Bak bak oğlum adam şeyli şeyli biliyor. Seko. Bak havada çıkarım adukete tabii canım. Bir de tak 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 vururken yapayım mı tak 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 vururken? Abim abi demem vururum gel abi. Ooo yep 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 yapıyor. Yep 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 yapıyor Seko. Tak tak bitti bitti mevzu ona, bitti. Ona harbiden ha. Mevzu bitti. Ona yep 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 yandı oğlum beni.
Sen de yap. Abi ben yokum. Beni şimdi dövüyorsun şey ama ben yokum. Bak kendi kendine hareket ediyorum, ben bir şey yapmıyorum. Bu olayı bu mu abi? Bunu mesela oynuyormuş gibi mi şey yapıyorsun? Evet, oynuyormuş gibi takılıyor. Oha! Yendi ilk bölümde. Merve'yi görüyor musun? Oy, nasıl tuttum ama. Yok. Geldi buraya. Ona, kendi aduketine çarptırttım. Oğlum yendi, üttü lan beni. Adam harbi gamer çıktı, gamer. Bak bir tane atayım şöyle. Oha! Ne biçim hareketler onlar? Sen misin bana vuran? Ben vuramadım ki sana. Lan! Ah! Hayır! Hayır! Evet. Abi herif beni yendi, yep'le yendi. Böyle bir şey olur mu ya Seko? Bir de tak tak dokulken yaptın mı? Tak tak dokulken. Oy, nasıl kaydım? Oy, o neymiş ya? Yanlışlıkla yaptım. Oğlum herif üttü beni. Murat öğretmişti. Murat bana at. Murat'ın kendi biliyor mu ki öğretmiş? Ben oyun hayatıma zaten Atari diyorum. Mario neredeyse, işte her neyse, onda neredeyse onunla başladım. Böyle ismi yazmayan, annemin kızdığı bir gün terlik atarak kırdığı bir Atari ile başladım. Kaset takıyorduk, o yapıp üflediğimiz kasetler var, onlar var. Aa oğlum, Ludo. Bayağı iyi. Ludo. Madara Ludo. İtti beni. Ludo. Oh, yenildim oğlum. Çok iyi. Oha, ne yapıyorsun abi? Emcüklüyorum seni. Abi git başından. Emcükledim kanka. Ne diyorsun PlayStation çocuğu olarak? Ya ben PlayStation'la tanışmam benim 3'le oldu. 2-1 yoktu bende. PlayStation 3'ü aldıktan sonra da PlayStation çocuğu oldu. Bu okey bak. 1000 tane oyun var. Abi bir de anılar var. Heh. Yani şimdi bizim bende için. Anı yok. Nasıl yok Ömer? Sen ne biçim mimarsın? Sen ne biçim mimarsın? Dur abi, ben yokum. Ben komple yokum. Vay be, yendi beni ya. Uyuyup işte kalabilir miyim ya? Lütfen. Çünkü böyle tamam, çıldığım gibi. Sana hediye ediyorum bunu. Valla mı? Gerçekten kalsın. Lütfen götürecektim ofise ama sana hediye ediyorum. Ay ne diyorsun vallahi ya? Ay canım abi benim ya. Adım atmıyor ama ben ses efekti yapmayı seviyorum. Al. Zınk. Oğlum herif her türlü yeniyor beni. Gayle Mile dinlemedi, yapıştırdı Seko. Bence artık Mortal Kombat zamanı. Tamam hadi. Mortal Kombat'ta daha iyiyim Street Fighter'a göre çünkü oynamışlığım var. Harbi mi? Tabii. Mortal Kombat insanları model alıp resimleyip gerçekten oyunun içine sokan ilk oyun. Abi inanılmaz yani, böyle bir şey olabilir mi ya? Sene kaç ya? Tabii 1992 yapımı Mortal Nasıl Kombat. Nasıl bir teknoloji ve hala oynuyoruz yani. Aa, senin fotoğraf dediğin bu mu şey olarak? Açıları fotoğraf... Aynen. Bunu oynamamıştım gerçekten. Tabii yani Mortal Kombat bir devrim. Yani gerçek görüntülerle yapılmış bir dövüş oyunu. Kan, revan, ortalık, böyle kafa tasları falan patlıyor. Öyle bir oyun bu. Bunlar gerçek insan. Fotoğraf kareleri birleştirile yapıldı bu oyun. Zaten kaliteli duruyor diyorum. Ben buna şey yapamıyorum ama ben bu ne zaman şey oldu biliyor musun? Ne mesela zaman? Sen desen ki Ömer ben bunun içerisine PlayStation 5 koydum. Getir koyalım lan. Getireyim mi? Ha getir koyalım, tamam koyduk. Şu ortamda, şu atmosferde ha. PlayStation 5 o, oynarsan. Oyun kalitesi diyorsun. Aynen. Bana bak şu oyunu bana bir şey çalıştırması yok. Ben yeniliyor mu gene? Yok, Johnny Cage yendi beni. Git getir PlayStation'ı. Abi, bu kadar şey yapıyordum, ben PlayStation'a gidiyorum. Git getir bekle. PlayStation'ı. Hayır, hemen Aduket'te yapmazsın yani. Aferin kız sana. Ağzını yüzünü kırıyorsun. Ağzını yüzünü kırıyorsun. Aha, gel bakalım buraya. Aa bu ne? Gel oluyor. Nasıl yaptın? Ooo! İşte abi, diyorum abi. Sana kanka. Abi bir dakika abi. Abi bu ne? Aa! Dondum. Ya oğlum bak. Aparkatın, ana aparkatın. Ben bayağı dondum. Öldüm. Bu niye böyle? Oğlum bunu çektin sen kendine doğru. Adam bozdu makineyi Seko. Oo, gitti kız gitti. Niye zıplamıyorsun anneciğim? Rip. Anneciğim ya. Ah öleceğim. Geldi aparkat geldi. Berbat bir karakter, hiç sevmedim. Sub-Zero. İğrenç bir karakter. Konsol dediğin bu. Ulan bundan ya. Hala konsol mu var? Şuna sana bak. Sana yenisini getirdim. Bizimkinin ekranı kadar Seko. Bak. Ya şu mu bu mu? Ya elbette bundaki konfor yok. Bu hani böyle şöyle yapıyorsun, onları algılıyor. İşte kumda yürüyorsun, onları veriyor. Oha! Sonic attın. Ne yaptım? Nasıl yaptım bilmiyorum. Aa dondu. Aa donuyor. Abi double ice. Aa sana geri döndü oğlum. Ne alaka lan? İşte öyle iki kere yapmayacaksın oğlum. Artık ben yeneyim değil mi? Artık ben yeneyim. Öyle bir şey yok. Oha bana yuvarlak yaptı, böyle döndü Seko. Bunun dekoratifliğiyle şık. Şıklığıyla üzerinde uğraş ediyor. Ben şimdi bunu takacağım. Nasıl takacağım ben bunu? He dur takalım, geliyor. Korkunç bir son seni bekliyor Merve, ne yapabilirsen. Ne diyorsun ya? Eğer becerebilirsen Merve, kafatasını omuriliğinle beraber dışarı çıkartacağım. Saçmalama. Evet. Finisher. Kafatasını omuriliğinle beraber dışarı çıkartamadım bu Merveciğim. Bu çok zor ya. Bu Street Fighter gibi değil. Değil. Daha zor bir oyun. Gel buraya. Gel buraya. Gel aparkata gel. Aparkata bak şimdi. Bir de ağzının ortasına uçan tekmeyi çakıp, bir de çelme çakıp, bir de şöyle. Oha, bir de şöyle bir. Ah! Oğlum yakalanamıyorum.
Fırtılamıyorum. Aha. Allah Allah. Aparkatla, ya. Aparkatla. Hop in. Aparkatı çekiyorum oğlum. Bu harbi senin oyunun. Hiçbir şey yapamayacağım gibi duruyor ama şaka yaptım. Gel abi. Aparkat. Aparkat nasıl o kadar vurabilir? İnsan değil misin? Ne oynayacağız kanka PlayStation'da? Abi ben sana FIFA. Şimdi yeni dönemin şeyi FIFA çünkü. Gel ben sana FIFA'nın kralını burada göstereceğim. Ha. Ne bu? Al Hiper Spor. Yüzme değil mi abi? Her şey var bunda. O kadar çok oyun var ki yani. Bulamıyorum. Yapamayacağım onu. Abi niye finishing fatality yapamıyoruz ya? Galiba fatality'sini kaldırmışlar oyunu. Belki bu şeyinde yani çok yoktu. Vahşet olmasın diye. Var var. Var mı? Var. Yani bak ne yapıyor biliyor musun? Böyle oluyor kafayı bir çıkartıyor omuridikle beraber. Abi Allah. Ama burada yapamıyoruz. Sen yaşıyorsun bu oyunu ben kristal. Bana diyecekler çocukluğunda senin böyle bir aletin olacak. Hadi lan derdim. Mucize gibi bir şey şu an bizim için böyle bir aletimizin olması. Bu da mı? Tahmin ediyorum bu tek kişilik. Burada normal skor yapacaksın. Yani, sen ve ben mi gibi? Benim hatırladığım kadarıyla değil mi? Tek kişilik. İki kişilik yok yani. Pekman benim de bildiğim. Aynen. Şimdi o zaman kim daha fazla? Aynen kim daha fazla? Evet, öncelik lütfen sende. Ben mi? 1980'de bulunmuş Murat bu. Senden kaç yaş büyük? 17. 17 yaş. Aynen. Benden bile senden zaten. Senden zaten hani sen 94'lü. Gel buraya. Benden 2 yıl önce çıkmış ya. Ben 82'liyim. Namco yapmış. Namco'yu zaten biliyorsundur. Namco. Aynen ya abi süper adam. Direkt Türkleş. Anlamcım. Al işte sana FIFA. Al sana FIFA. Super Kickoff 2 mi? Kim? Beckham mı bu? Beckham mı bu? Beckham daha kanka doğmamış olabilir. 1994 diyor. Sana FIFA'nın kralı bu Seko. Yani bir bunda atıyoruz bir FIFA'da. Aynen. Tamam. Kim alırsa. Bak bak şu an yiyebiliyorsun onları. Hayır dur bir dakika dur. Dur ben bir kaçacağım onlardan. Hayır. Ne oluyor lan? Aa! Amerikalılar sonra Mrs. Pac-Man'i yapmış. Geliştirmişler oyunu. Kanka 90'lı yıllarda Türkiye'ye geldiğinde buna Dobişko ismini vermişler. Yiyor diye galiba. Evet tabii yiyor. Bir de yuvarlak ya. Saçmalama bildiğimiz Dobişko dümdüz. Pac-Man'e Dobişko diyorlarmış. Aa, yani 90'larda. Allah kahretsin hayır. Ooo son anda bak. Şanslısın harbiden. Ulan hep peşime üç can değil miydi zaten bu? Zaten klasik o üç can mevzusu evet. Al onu ye onu. Dur bir dakika dur. Alamın. Aldın ye onları. Ye onları. Gel buraya. Yedin. Yedim. Bak gerçekçiliğe bak. Boşa kaymalar. Ağzının ortasına böyle gördün mü? Abi şutu bulamıyorum. Offside yok ya. Şutu bulamıyorum. Şutu bulana kadar ben 250 çalım attım. Kaç? 2950 puan mı? Evet, az hadi sıra bende. Bir tane de ben oynayayım. Ya. Bayağıdır ben Pac-Man oynamadım. Belki de 30 yıldır oynamadım yani. Ben seni şimdiden 2950'ydi. Sen yok ben kötüydüm. Çok kötüydü performansın. Aynen geçtin. Bak seni geçmemek için 2460'da vallahi, öldüm. Sen ne kadar centilmensin arkadaşım. Teşekkür ya. Ederim. Bitirdin lan. Evet. Çok zor değil o kadar. Puan devam ediyor. High score. Bak olay şu. Bak şu an yiyebiliyorsun onları. Aha gel lan buraya gel. Sevdin sen pek çok, ben zaten çocukken seviyordum. Harbi mi? Aa. Tamam. Ya işte. Game over. 6460 puan lan çok geç, iyi. Ben evet. Geçerim Murat'ı ya. Harbi mi diyorsun? Geçerim ya. Bak görüyor musun abi? Ya çünkü Murat hasbelkader 6700 yaptı. Ya pası nasıl veriyorum Allah kahretsin bu ne biçim? Hepsi aynı bu tuş. Bu ne biçim? Hepsi aynı tuş. Nasıl aynı tuş olabilir ya? Ya işte böyle. Allah'ım adama pası. Tamam hadi FIFA'ya geç ya tamam. Ne oldu? Bırakamıyorsun ne oldu? Biraz şey değil mi bir dakika. Ben şey yapacağım. Eğlenceli biraz. Ya. Biraz eğlenceli. Ya. Hani o arcade havası gerçekten şey yapıyor. Ya abi klasik oyun. Başından ayrılamıyorsun. Evet. Geç aç. Zaten bunların. Aç o kıytırık şeyi aç. Aç o kıytırık şeyi. Pac-Man'i mi beğendin en çok? Pac-Man süper ya. Pac-Man de böyle oynuyorsun abi. Bu da kendine gamer diyor gamer. Hayır gelmeyin. Hızlandılar. Oğlum şunları yemen lazım. Hadi. Hadi çok az kaldı. Hadi. Yes. Oh var ya. Böyle mi oynayacağız oğlum? Nerede benim bak kolum? Bak şimdi bak. Ben PlayStation'ı kurdum. Al. Asıl futbol oyunu. Bu da yalnız arcade makinesinde PlayStation ilk olabilir. Evet. İlk kez oynanıyor olabilir. Şu an ilktir. Arcade makinesinde şu anda ilk defa evet, sen oynuyorsun. İlk kez bir bel fıtığı olacak ayakta durmaktan. Yani o yüzden çok akıllıca. Bizim dönemimizde hatırlarsın şey diyorlardı. Çok Atari oynayanlar işte aptal olur falan hatırlıyorsun değil mi? Belki de şu an bütün holding sahiplerinin hepsi Atari çocuğu %100 yani. %100 katılıyorum buna. O yüzden... El göz koordinasyonu, refleks vesaire. Tabii strateji her şey var yani. Yani sen ama 6700'ü geçeceksin ya. Murat yapıştırdılar oğlum yapıştırdılar rekoru. Bir şey söyleyeceğim, kaleye vurman lazım. Mesela şimdi dediğim gibi futbolda kale var ya, şurası kale diyelim. Ya bunun içini açacaksın. Ya bırak. Ömer, bunun içini açacaksın. Bak şu. Oh! Gördün mü mekanikleri abi? Abi ne biçim kaçtın? Bak burada yol da var artık. Öbür taraftan geçebiliyorsun.
az daha bir şey değil mi? Yediğimi sanarken az... Aa öldüm ki. Hayır hayır hadi. Abi 6680. Kaç Murat kaç? 6700. Yapma ya nasıl ya. Mermi'cim çok teşekkür ederim. Çok güzel bir video bu ya. Ben çok teşekkür ederim. Burada her zaman oynarız. Ay harika oldu bu ya. Çok mutluyum. Öpüyorum görüşürüz seni. Canım hadi benim. Görüşürüz. Bay bay. Hadi yürü hadi. Tamam aynen yeter. Hadi görüşürüz o zaman. Tamam anladım anladım. Bu ama şimdi bak oldu bitti. Bir tane oyuna bunu satın alabiliyorsun 1000 oyun. Yani öyle bir durum var. Yani o bir enteresan değil mi Sekom? Yani bir tane oyuna 1000 tane oyunluk aleti alabiliyorsun. 500 lira bu. Haklısın. Abi sağ ol geldiğin için. Vallahi renklendirdin. Vallahi nostalji yani, yaşattın. Abini yenmeyeydin. Daha iyi olurdu. Yok ettin beni Street Fighter'da. Dondurdun beni. Hiçbir şey yapamadım. Böyle Mortal kaldım. Kombat oğlum. Mortal Kombat. Ağzına sokarım bu adamı. Görüşürüz abi. Hadi görüşürüz kardeşim. Teşekkür ederim. Duygu. Ne haber canım? İyiyim senden. Sen kaçlıydın? Bir dakika dur. Duygu konuşacaksa. Evet Duygu şöyle mikrofonumuzu tak takalım. 99'lusun. 99'luyum. Sen Duygu böyle bir aletle oynadın mı hiç? Yok. Benim çok oyunla aram yoktur. Böyle bazı oyunlar. Sen hiç bir aletle oyun oynadın mı? PlayStation'la böyle biraz. Senden bir şey istiyorum. Al şimdi onu. Hiç bu dünyayı bilmeyen bir insan gözüyle yaklaşıyoruz tamam mı? Şimdi bak her şeyine bak. Lan! Koş Duygu, Allah! Şimdi oynadık mı? Evet. Şimdi sana gerçek futbol oyununu açıyorum. Evet, işte gerçek futbol oyunu. Duygu! Allah! Herkes aynı ya, ikisi de İtalya bunun. Bu benim, bu benim! Kim ne? Abi tam 90'lar işte, kim kime dumduma. Değil mi Seko? Bu sen misin? Böyle oynanmaz abi, bu ne? Sen peksin, sen peksin, bu sensin. Koş! Bak bir şey söyleyeceğim. Şu oyun zevki biraz önce Duygu'da yoktu. Çok ilginç ha. Duygu Atari'ye karşı kaybedemeyiz ya. Dur. Vur. Gördün mü? Kaleye gidiyorsun oynayamıyorsun ya. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi gelelim. O ne lan? Disko'ya döndü bura. Zevkli değil mi? Ya bayağı zevkli. Ya bir de ben oyun oynarken zaten heyecanlanıyorum. Ben mesela PlayStation'da yaşadığım en büyük problem böyle hızlı hızlı bir şeylere bastığın zaman olmuyor. Hani. Tabii. Bunda bir tane tuş var ya. Hani bunda da düşünmemen lazım. Giriyorsun böyle Atari salonuna yüzlerce makine düşün. Herkes böyle. Evet ha cidden. Bence ikisinin yeri farklı ama yani. İşte. Hani mesela bu daha iyi, bu daha kötü diye ama bunun keyfi farklı. Değil mi? Onunki de farklı. Elma armut yani. Evet. Duygucu'nun kanalına da abone olursunuz. Bak herkesi şey yaptı Duygu. Gönlümüzü hoş etti. Sen sabahtan beri buradasın. Aynen. Kaç oyun oynadın totalde? 30-40 tane oyun oynadım. Geri kalan 40 tane desem 960 tane oyun daha var. Daha var. Tabii. Ya orada bir şey var. Demiyorum PlayStation. Ya aslında yılını geçirebilirsin şu an. Evet evet ya yani bunu da soramaz yani. Bu o bir soru değil zaten. Ya yani PlayStation mı bu mu? Tabii ki PlayStation. Ama bu ezilecek bir şey değil. Bu 2000 lira abi komple. Eğer evinde yerin varsa bunu evine herkes koymak ister abi. Evet. Evet. Yani bazı avantajları var. Şimdi yani. Şöyle bir şey var gerçekten. Bunu evinin en gözde noktasına koyarsın. Onu televizyonun yanına koyarsın. Koyarsın. Aynen abi. Öyle. Ama bu hem nostaljisi hem görüntüsü evet, evet, hem aynen. Şeyle. Ve bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ben ne zaman bir yere gitsem bu olsa başına geçiyorum abi. Doğru. Ben PlayStation 5'i belki de arkadaşlarımın elinde orada burada 50 kere gördüm. Bir ilk defa aldım elime şeyini, şunu. Aslında burada bir de şuna da bakmak lazım. Oyun tarihinin geldiği nokta. Yani bundan... Buna. Sence bir hakkım var. Hiç parayı değerlemeye şey yapma. Bunu mu evine almak istersin? PlayStation'ı evine almak istersin? İkisi de sana bedava diyelim. Abi çok zor soru ya. Hiç para vermeyeceksin. Birinde hakkın var ve diğerini asla kullanamayacaksın. Çok zor soru. Ömür boyu kullanamayacaksın. O zaman yine bu abi. Hele bunun içinde Mortal Kombat 2 olursa var ya kesin bu. Bence bir kere bak, bir kere şöyle bir şey var. Baktığımız yerler farklı. Ben PlayStation'la saatlerimi geçiremem. Evet. Babayım ben. Tabii doğru. Anladın mı? Benim doğru. Abi 10 dakikam var. Bitti. Sen pat 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 yaptın bitti. Aynen. Yani ben bunu tercih ederdim ama PlayStation tercih edeceklere de niye onu tercih ediyorsun demem mükemmel. Ben PlayStation yani. Tercih ederim. Yani. Teknolojiyi takip ediyorum, yeni çıkan oyunları takip ediyorum. İşte bu oyun sektöründeki gelişmeleri aynen, takip ediyorum ve bütün hafta sonu ben biraz oyuncu bir insanım. Hafta sonumu komple oyuna ayırıyorum. Benim abi. Öyle değil abi. Benim 15-20 dakikam tamam. Var. Hemen iki el mortal atayım yapıştırayım. Öyle işte PlayStation 5 versus kendi yaptığım
konsol. Bence ikisi de harika. Evet. İkisi de tecrübe etmeye değer şeyler. Ben aynı zamanda bir tasarımcı olarak seni tebrik ediyorum. Harbi mi diyorsun? Gerçekten. Güzel olmuş değil mi? Çok güzel olmuş. Ya yani bunu hatta birkaç örnek gördük arkadaşlara. Evet. Ofise gelenler ilk gördüklerinde aldınız mı? Değil mi? Direkt aldınız çünkü birebir. Biz yaptık yani. Aldınız mı dediler. Dedik Uras abi yaptı falan böyle. Çok şaşırdılar. Abi ben seni gerçekten tebrik ediyorum ve böyle bir kültürü kendi çocukluğunun aynı zamanda dünyada oluşmuş böyle bir kültürü yaşattığın için de tebrik ediyorum tekrar. Eyvallah kardeşim. Çok teşekkürler videoyu izlediğiniz için. Siz de isterseniz böyle yorumları bir aşağı yazarsınız. Bu mu? PlayStation 5 mi? Abone olmayı unutmayın kanallarımıza. Hoşçakalın.